Yepyeni günden herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Adana'dan yola çıktık, İstanbul'a doğru gidiyoruz ve İstanbul'dan Bangkok'a Hindistan aktarmalı biletimiz var. Ve Bangkok'a giderken bizi neler bekliyor ve Hindistan transit vizeyi nasıl aldım? Bununla ilgili konuşacağız. Neyse, çok fazla uzatmadan videomuza geçeyim. Evet, şu anda İstanbul Havalimanı'ndayız ve check-in'e doğru gidiyoruz. Indigo. Evet, şu anda gördüğünüz gibi harç pul alacağız ve fiyatı görüyorsunuz. 150 TL. Oha ya. Oha, harbiden oha. Bayağı bir abi, 150 TL olur mu ya? Evet, gördünüz şu yurt dışı puluna ne kadar verdi? 150 TL. Bayağı bir pahalı ya. Evet, şu anda Delhi Havalimanı'ndayız ve şu anda biletimi tekrardan çektirdim. Şu anda Bangkok'a doğru ilerleyeceğiz. Tayland'a vardım ve normalde forum filan dolduruyordu, forum veriyorlardı. Bu sefer geldiğimde forum filan vermediler, doldurmadı. Direkt pasaport kontrolünden direkt geçtik. Çok kolay oldu. Ve bunun dışında videoları pek iyi çekemedim. Çünkü çok az bir zamanım vardı ve o yüzden pek şey yapamadım. Transit hakkında konuşacağız. O da şu anda şarjım çok az. Eve gittiğim zaman transit vize nasıl aldım vesaire, ne kadar bir para ödedim transit vize için. Bunları beraber konuşacağız. Neyse. Evet, herkese selamlar Bangkok'tan. Evet, şarjım bitmişti. Telefonumu şarj ettim. Şimdi gelelim transit vizeye. Şimdi en son Hindistan'a giriş yapacağım zaman orada video çekemedim. Çünkü çok az bir zamanım vardı. İşte uçaktan in, işte forum filan var, dolduracaksın filan vesaire. İşte forum filan doldurdum. Uçuş numarası filan vesaire ve Hindistan'da adres. İlk önce adres olmadığı için bir çünkü benimki transit vize. 2 saatim var. Ama Hindistan adresim yoktu. Her neyse, ondan sonra ilk önce pasaport kontrole gittim. Beni geri çevirdi. Dedi bu şekilde de kabul edemem. Ama dedim benim 2 saatten zamanım vardı. Hemen gitmem lazım falan vesaire. Yok dedi. İlla adresi. Yok, adres yok. Yok diyor, yazacaksın diyor. Bu şekilde kabul edemem. Ya ne yapacağım, ne edeceğim falan derken böyle bayağı bir stres falan vesaire. Neyse gittim. Bir Hindistanlı bir bayan vardı. Onu gördüm. Şimdi lütfen işte dedim yardım eder misin? Adres falan lazım falan vesaire. O da zaten yazıyordu. Hemen çok sağ olsun yardımcı oldum. Hemen adresi falan yazdım. Ondan sonra tekrardan gittim ama sıraya falan yine girmedim. Çünkü çok az bir zamanım kaldığı için direkt öne geçtim. Her neyse, ondan sonra bekledik. Pasaport kontrolden falan geçtim. Bir sıkıntı olmadı.
Ondan sonra şimdi gelelim transit vizeye. Şimdi transit vizede nasıl aldım? İlk önce Google'u açıyorsunuz. Google'da Indian Online Visa.go.in yazıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Sonra vize online India yazıyor. Oradan giriş yapıyorsunuz. İşte nereye? Mesela Ankara'ysa Türkiye Ankara, işte İstanbul'a, İstanbul'sa İstanbul Türkiye falan vesaire. Oradan randevu şey yapıyorsunuz, oluşturuyorsunuz, tamam mı? Nereye gidecekseniz. Ben Ankara'dan aldım. Türkiye Ankara yaptım. Her neyse onu seçiyorsun. Bu arada hepsi İngilizce. Ne yapacaksın? Eğer İngilizceniz yoksa, bilmiyorsanız bilgisayardan açarsınız. Telefondan çeviri yaparsınız. O şekilde doldurabilirsiniz. Sıkıntı yok. Onun dışında bilgisayarınızda fotoğraf hazırda bulunsun. Vesikalık, biyometrik. Çünkü formu doldurduktan sonra en son fotoğraf istiyor. Dosya olarak yüklüyorsunuz. Ondan sonra olay bitiyor. Onu internet kafeden çıktısını alıyorsunuz. Aldıktan sonra yanınızda bir adet fotoğraf artı ikametgah ettiğiniz yer ikametgah kağıdı. Ondan sonra yanınızda 23 dolar para götürüyorsunuz. Başka bir şey götürmüş müydüm ben? Heh, bir de bilet. Aynen. Hem gidiş hem dönüş biletinizi çıktısını alıyorsunuz. Onlarla beraber vize yerine gidiyorsunuz. Vize gittiniz sabah saat 10 gibi açılıyor. Saat 10'da açıldı mı? Bana dediler saat 10 gibi burada ol dedi. Sabah verirsin akşam alırsın dedi. Böyle vizeni, pasaportunu. Her neyse saat 10 gibi falan ben verdim. Bana saat 1 gibi gelin dedi. 1 gibi gittim. Vizemi de yapmışlardı. Vizeyi de gösterdim şu şekilde. Görüyorsunuz. Vizeyi çok kolay aldım. 15 gün veriyorlar zaten. Bu şekilde bak. Şurada giriş ve çıkış. Ha, işte bu şekilde. Eğer sormak istediğiniz sorular falan varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Neyse videoyu burada bitiriyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse like atmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi bakın.